Evet, önemli bir konumuz da var aslında ve konuğumuz da var. İş Hukuku Enstitüsü Başkan Yardımcısı Naciye Uçar bizlerle. Hoş geldiniz kahve molasına. Hoş bulduk, merhabalar. Evet, şimdi gündem yoğun zaten, biliyorsunuz uluslararası piyasaları çok yakından takip ediyoruz. Evet. En önemli gündem maddesi aslında Amerika'dan bu tarafa geldiğimizde hem parasal gençlem hem de istihdam. Kadın istihdamına baktığımızda raporlar çok dünyada bile iç açıcı değil aslında. Evet. Türkiye'ye döndüğümüzde de ortalama sıralarda diyebiliyorum son olarak. Ancak tabii bir de çok önemli bir konu anne ve anne adayları ve anne olacak kadınlar. Şimdi gebe ve emziren kadınların çalıştırma şartlarına, emzirme odaları ve çocuk bakım yurtlarına dair yönetmelik 16 Ağustos'ta daha yeni yürürlüğe girdi. Biraz evet. Açalım mı? Bu mevzuatta yer alan düzenlemeler neler? Neler getiriyor? Neler ya da eksik? Gebe ve emziren kadınlarla ilgili zaten daha önce bir takım düzenlemeler vardı. 4857 sayılı İş Kanunu'nun 74. maddesinde yapılmış bir takım düzenlemeler vardı. Daha sonra bildiğiniz gibi, az önce haber başlıklarında da saydığınız gibi 6331 sayılı İş Güvenliği Yasası çıktı. Bu iş sağlığı ve güvenliği yasası çerçevesinde ek olarak bir takım yönetmelikler çıkarıldı. Hala da çıkarılmaya devam ediyor. Maalesef kanun çıktı ama yönetmelikler sırayla çıkarılıyor. Ve bu yönetmeliklerden bir tanesi de gebe ve emziren kadının çalışma şartlarıyla ilgili iş sağlığı ve güvenliğiyle alakalı düzenlemelerdi. Düzenlemelere baktığımız zaman çok yeni bir şey olduğunu söyleyemiyoruz. Eski uygulamaların bir yönetmelik çerçevesinde derlenip toparlandığını görüyoruz. İşte en çok göze çarpan şeyler günlük 7,5 saatten fazla çalışmama yasağı, gebelik boyunca gece çalıştırılmama yasağı, doğumdan itibaren bir yıl boyunca gece çalıştırılamama yasağı, emziren kadınına ait haklar, işte günlük 1,5 saat emzirme izni gibi haklar var genel olarak değerlendirmemiz gerekirse. Bunlar zaten vardı, ben öyle hatırlıyorum. Evet, değil bunlar mi? Zaten değil. Vardı. Hatta biz yeni yönetmelikte şöyle bir şey bekliyorduk. Mesela memur olan kadının ilk 6 aylık emzirme izni günlük 3 saattir. Sigortalı olan kadının günlük emzirme izni 1,5 saattir. Yani burada eşitlenmesi lazım. Evet, en azından eşitlenmesini bekliyorduk. İlk 6 ay için çalışanlara da 3 saatlik bir izin bekliyorduk ama yine eskisi gibi 1,5 saatlik bir izin geldi. Peki bu sürelerde bir uzatma yapılabilir mi? Yani şirketlerin böyle bir kolaylığı olabilir mi? Şirket kendi çerçevesinde bu uygulamayı uzatabilir mi isterse? Yani, tabii ki bu işverenin inisiyatifindedir ama hani az önce de söylediğiniz gibi kadın istihdamı zaten ülkemizde de dünyada da çok sorunludur. Günlük 1,5 saatlik süt izinleri bile çok problem oluyor. İzin vermeyebiliyorlar. İzin vermek istemiyorlar. Hani vermemek gibi bir şansı yok işverenin. Ama zaten büyük şehirde günlük 1,5 saatlik süt izni çok komik kalıyor. Trafik çünkü, dolayısıyla. Tabii ki trafik var, günlük hayat şartları var. Bu çerçevede kullanılması, emzirmek için kullanılması çok mümkün olmuyor. Zaten bu yüzden bu yönetmelik içerisinde emzirme odaları düzenlenmiş. 100 ile 150. Bu yeni mi? Peki, bu yeni odaları değil, daha önce de vardı. Evet. 100 ile 150 kadın çalışan arasında çalışan olan iş yerlerinde emzirme odaları olması gerekiyor tabii. Bu emzirme odalarına çocuğun getirilmesi, götürülmesi vesaire gibi problemler de var. Problemler yani uygulanabilir değil çok aslında. Yani iyimserliğe bağlı. Büyük şehir için söylüyorum. Evet. Küçük şehirlerde belki trafik ve işte eve yakınlık olabilir ama hani büyük şehirlerde hem trafikten hem de çocuğun şirkete getirilmesi konusunda babamı getirecek bir bakıcı mı, anneannemi, babaannemi, o da sıkıntı galiba. Tabii ki biraz. Onlar çok büyük sorun. Zaten evet. Pratikte genelde sabah 1,5 saat ya da akşam 1,5 saat erken çıkış olabilir. Evet. Bu şekilde kullanılıyor. Bildiğim kadarıyla evet, mecburen zaten böyle kullanılıyor. Evet. Burada yapılamayacak olan şey süt izninin verilmemesi mümkün değil. Bir de toplu olarak kullandırılması mümkün değil. Mesela bir hafta boyunca kullanma, cuma günü işe gelme gibi. Bu yapılıyor normalde. Benim hatırladığım kadarıyla bir 5-10 sene önce, yanlış hatırlamıyorsam, bazı şirketlerde bazı arkadaşlarımız mesela toplu kullanıyordu. Aslında yasada yok bu. Tabii hala uygulamada yapanlar var. Yani ona kalırsanız şunu yapan müvekkilimiz de var. Mesela az önce konuştuğumuz emzirme odasını kurup çocukların getirilmesini, götürülmesini sağlayan müvekkillerimiz de var bizim. Yani bu uygulamaya baktığınız zaman iyi niyete ve uygulamanın ne şekilde kolaylaştırılacağına dayanıyor sonuç itibariyle. Peki şimdi bir de izinler öncesinde gebelik sırasında çok biliyorsunuz doktora gideriz. Evet. Gebe kadınlar mecburen işte ilk başlarda ayda bir, sonra iki haftada bir, sonra haftada bire döner bu. Bununla ilgili durum ne, düzenleme ne? Sıkıntı da çünkü bu bir doktora gidip gelmek yine 3-4 saatinizi alıyor.
Evet, yani bu zaten işverenlerden en çok gelen şikayetlerden biridir. İşte hamile kaldı, sürekli doktora gidiyor. Yani bu sağlıkla alakalı bir şey, zaten gitmek zorunda. Bu izinlerin ücretli olarak verilmesi gerekiyor. Yani bu izinler verildiği için o günlerin ücretinin kesilmesi söz konusu değil. Ya da bazı iş yerleri şöyle söylüyor, doktora gittiysen bana rapor getir. Rapor getirdiği zaman da şöyle bir şey oluyor, 5510 sayılı yasaya göre 3 güne kadar olan raporları işveren ödeyecek mi ödemeyecek mi, orada bir yasal boşluk var zaten. Yani işçinin günlük 3 güne kadar iş göremezlik raporunun karşılığı zaten şu anda boşlukta duruyor. Dolayısıyla o günlerin ücretinin kesilmesine sebep oluyor. Bu da mümkün değil. Yasa da artık zaten yönetmelikle açıkça düzenlenmiş vaziyette. Bugünlerde mutlaka işveren işçiye ücretli izin vermesi gerekiyor. Ha, ücretli izin vermedi, süt izini vermedi diyelim. Burada işçi ne yapabilir? Hani biz diyoruz gidin çalışma bölge müdürlüğüne şikayet edin, ama çalışma bölge müdürlüğüne şikayet edildiğinde çok düşük miktarda bir idari para cezası var. Dolayısıyla çok caydırıcı bir ceza değil. İşçi açısından haklı fesih nedeni oluyor. Yani kadın işçi kendisine ücretli izin verilmediği zaman ya da süt izni verilmediği zaman iş sözleşmesini feshedip kıdem tazminatını talep edebilir. Ama bu hem istihdamın geliştirilmesi açısından, yani kadın istihdamının geliştirilmesi, kadının kariyerinin gelişimi açısından doğru bir uygulama değil aslında bakarsanız. Bir de şimdi mesela bugün okudum galiba, normalde 4+4 hafta 18 haftaya doğum izni. 18 haftaya doğum sonrası izin uzatılacakmış deniliyor. Peki bu kadın istihdamı açısından negatif değil mi? Şöyle, yani yeni evlenen birini düşünün, işveren tarafından potansiyel bir hani anne. Her şey olabilir. Potansiyel anne, işte ben buna 5 ay 6 ay izin vereceğim. Sonrası gelecek mi belli değil. Devamlı doktora gidecek, gelecek. İyi niyet yine diyorum burada tabii. Ama bir taraftan da biliyorsunuz Başbakan Recep Tayyip Erdoğan bu konuda çok kesin ve net 3 çocuk diyor ve her türlü kolaylığın sağlanmasını da istiyor. Şimdi bu noktada işverenlere de çok iş düşüyor herhalde değil mi? Tabii ki işverenlere iş düşüyor. Aslında işverenler açısından baktığımız zaman da onların önünde de bir takım yasal engeller var. Mesela kadın çalışan doğum iznine ayrıldı. 16 hafta izni yaptı. Arkasından 6 ay ücretsiz izni aldı, yaptı. Bu dönem içerisinde o kadın çalışanın pozisyonunun boş kalması mümkün değil. Çünkü orada bir ticarethane işliyor. Bu kadın çalışanın yerine birisini aldığınız zaman olmuyor. Onu tam zamanlı almak zorundasınız. İşten çıkarırsanız diğer çalışan geldiği zaman işe iade davasıyla karşılaşıyorsunuz. Tazminat durumuyla karşılaşıyorsunuz. Yani burada çok büyük bir kargaşa var aslında. Düzenlenmenin tekrar belki yapılması evet, gerekiyor. Düzenlenme mutlaka yapılması lazım. Yani orada kadın çalışan izindeyken onun pozisyonu ne şekilde doldurulacak? Oradaki çalışanın hakları ne olacak? Daha çok işverenin hakları ne olacak? Çünkü işveren de hani haklı mağdur olarak oluyor bir taraftan. Tabii ki mağdur oluyor. Çünkü orada yapılan bir iş var sonuç itibariyle ve şöyle düşünün, siz 10 yıldır orada çalışıyorsunuz. Bütün her şey siz hakimsiniz. Doğum iznine ayrılıyorsunuz. 1,5 yıl yoksunuz. Evet. Yani bu işveren açısından da biraz olumsuz bir durum oluşturuyor. Şimdi benim bildiğim kadarıyla Kanada mesela örneği geldi aklıma. 1 sene bir doğum izni var ama bunu bir kısmını baba bir kısmını anne kullanabiliyor galiba. Evet. Öyle bir düzenlemeye gidilmesi işveren açısından da durumu çok hoş kılmayabilir mi acaba? Nasıl uygulama yapılıyor gerçi dünyada onu bilemiyoruz ama. Yani bu tarz uygulamalar var. İşverenler açısından bir de babaya da izin vereceğiz dediğiniz zaman herhalde ayaklanırlar diye düşünüyorum. Evet. O çok büyük sorun olur. Hatta babalık izni çok konuşulur. Sürekli babalık izni çıkacak, babalık, hatta birçok kişi var diyebilir. İşte eşi doğum yapan adama günlük iki günlük izin diyebilir ama böyle bir izin yoktur. Normalde. Normalde yoktur mesela. Yok. Ama olması da gerekiyor şimdi. Olması tabii ki gerekiyor. Yani en azından şunu söylüyoruz biz, çocuğun doğum işlemlerinin yapılması, hani babalık hazını geçtim, hani onu iki günlük yaşamayı geçtim. Nüfus cüzdanının çıkarılması, işte doğum işlemlerinin yapılması vesaire, bunların yapılması için zaten babanın bu izine ihtiyacı oluyor. Bir de annenin yanında da durması tabii lazım. Ki. Kolay bir şey tabii değil tabii. Yani anne adayları, daha doğrusu anneler bilirler. İzleyicilerimiz arasında anneler varsa çok net bunu tahmin edebilirler. Peki emzirme ödeneği diye bir durum vardır. Nedir bu? Nasıl bir şey? Şartları nasıl? Yani, nedir? Yani emzirmiyorum ama onun yerine para mı alıyorum demektir. Nedir bu? Yok. Öyle bir durum değil. Süt parası diye bilinir. Bu süt parası kadın çalışan eğer doğumdan önceki 120 günlük primi ödenmişse, doğumdan önce bir yıl içerisinde 120 günlük primi ödenmişse ya da kendisi sosyal güvence kapsamında olmayan, eşi sosyal güvence kapsamında olan kadın
kadının doğum yapması halinde yapılan bir ödenektir. Bir kereye mahsus olarak yapılır. Şu anda 94 lira diyebiliyorum. Yani çok düşük bir rakam zaten. Hani zamanında düzenlenmiş diyelim. Bu şekilde kalmış bir ödenektir süt izni. Pardon, süt parası. Bir de doğum parası diye bilinen bir şey vardır. Evet, doğum borçlanması bir de. Doğum yapan kadınların doğum borçlanması. Doğum borçlanması başka SGK açısından bir borçlanmadır. Doğum parası, aslında doğum parası diye bir şey yoktur. Çalışan kadının o dönem içerisinde aldığı raporlara karşılık almış olduğu 1/3'lik ücretin karşılığı doğum parası olarak adlandırılır. Doğum borçlanmasını isterseniz açıklayalım. Evet, son bir dakikamız var, onu da açıklarsak sevinirim. Doğum borçlanması da kadın çalışanın sigortalılık tarihinden itibaren yapmış olduğu en fazla 2 doğuma kadar 2'şer yıllık borçlanma yapabiliyor. Yani bu ne demek? Ne demek? Siz SGK girişiniz yapıldı, çalışmaya başladınız, ondan sonra çalışmayı bıraktınız, doğum yaptınız. Bu doğuma ilişkin 2 yıllık borçlanmayı yapabiliyorsunuz. Yani emekli olacaksınız, 2 yıllık eksiğiniz var, oradan onu borçlanma yaparak, peşin ödeyerek emekliliğinizi hak edebiliyorsunuz. Ödenmiş prim gün sayılarınıza katılıyor. SGK ile ilgili bir durum. Evet. Peki çok teşekkür ediyoruz gerçekten. Rica ederim, çok faydalı bilgiler. Ederim. Umarım bu düzenlemeler daha makul şekilde olur diye daha düşünüyoruz. Uygulanabilir olmasını daha uygulanabilir olmasını biz de bekliyoruz. Bizim de temennimiz o, çalışan anneler olarak. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Evet, endeks 67.885 ikinci seansa başlayacak. Bu arada doları yakın takip ediyoruz. 1.99.80'li seviyelerde. Akşam saat 20'de Profesör Doktor Kerem Alkin ve Kaan Saraydın bizler olacak. 24 Eylül'de buluşmak üzere.